Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere mantık dersimizin daha önce ünite sunumunu yapmış olduğumuz birinci ünitesiyle ilgili test soruları yapacağız. Kısa kısa sorular sorup cevaplarını vereceğiz. Hadi başlayalım. Mantık nedir? Kıymetli arkadaşlar, mantık doğru düşünmenin ve akıl yürütmenin ilke ve kurallarını belirleyen normatif, yani kural koyucu bir disiplindir diye konumuzda anlatmıştık. Peki mantık kelime anlamı nedir? Arapçada söz, konuşma, Grekçede logos yani söze, akla ve akıl yürütmeye ait olan her şeye ne deniyor? Mantık deniyor. Peki düşünme nedir? Nesne, olay veya onların yerini alan semboller arasındaki bağ kurma etkinliğine ne diyoruz? Düşünme diyoruz. Doğru düşünme nedir? Yani mantıklı düşünme nedir? Akıl ilkelerine uygun düşünmeye doğru düşünme diyoruz. Biraz sonra akıl ilkelerinde de tek tek sorular gelecek. Mantık biliminin inceleme konusu nedir? Yani neyi inceler mantık? Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını incelemek ve doğru düşünmenin ilke ve kurallarını saptamak mantık biliminin nedir? İnceleme konusudur. Mantık doğru düşünmenin hangi boyutuyla ilgilenir? Yani içeriğiyle mi ilgilenir yoksa biçimiyle mi? Dersimizde de bunu ayrıntılı anlatmıştık. Mantık düşünmenin oluşumu ve doğruluğuyla değil sadece biçimiyle ilgilenir. Tamam mı? Peki akıl yürütme nedir? Zihnin birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarma işlemine akıl yürütme denir. Peki önerme nedir? Doğru veya yanlış yargı bildiren ifadelerin her birine de önerme denmektedir. Hangi ifadeler önerme sayılmaz? Soru, ünlem, dilek, istek ve dua cümleleri mantıkta önerme olarak kabul edilmez. Öncül nedir? Bir akıl yürütmede sonuca kaynaklık eden, sonucu kanıtlayan durumundaki önerme ya da önermelere öncül denmektedir. Sonuç nedir? Yani sonuç önermesi nedir? Akıl yürütmede öncüllere dayanarak elde edilen önermelere sonuç önermesi denilmektedir. Geçerlilik nasıl tanımlanıyor? Öncül adı verilen önermelerin doğru olması durumunda sonucun da zorunlu ve kesin olarak doğru olmasına ne diyoruz? Geçerlilik diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bunlarla ilgili örnekleri mantık dersimizin birinci ünite konu anlatımında ayrıntılı işledik. Burada sadece kısa kısa cevaplar veriyoruz. Geçersizlik nedir? Sonucun öncüllerden zorunlu ve kesin olarak çıkarılamaması durumuna geçersizlik denmektedir. Tutarlılık neydi? Akıl yürütmenin akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun olarak yapılmasına tutarlılık denir. O zaman tutarsızlık nedir? Bunun tam tersi. Yani akıl yürütmenin akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun olarak yapılmamasına da tutarsızlık denilmektedir. Önermenin doğru olması ne demektir? Bir örnek vererek açıklayınız. Değerli arkadaşlar, bir önermenin nesnesine olan uygunluğuna doğru denir. Mesela, yürüyüş yapmak faydalıdır önermesi incelendiğinde nesnel olarak yürüyüş yapmanın tıbben de faydalı olduğu nedir? Görülmektedir. Önermede yanlış olma durumu nedir? Bir önermenin nesnesine uygun olmama durumudur. Mesela insanlar dört bacaklıdır. Doğru mu? Yanlış. Bir önermenin doğruluk değeri ne demektir? Kıymetli arkadaşlar, yargıların almış oldukları doğru veya yanlış değerler. Yani köpek dört ayaklıdır. Doğru mu? Doğru. Köpek otla beslenir dediğimiz zaman bu da nedir? Yanlış oluyor. İşte buna doğruluk değeri diyoruz. Bilgi doğrusu nedir? Örnek veriniz. İfade edilen yargıların gerçeğe uygun olması durumuna bilgi doğrusu deniliyor. Önermelerin içeriğiyle ilgilidir. Bilgi doğrusu işte bütün gezegenler nedir? Yuvarlaktır. Burada bilgi doğrusu neydi? Mantık doğrusundan farklı olarak gözlemle, deneyle ispat edilebilir. Ancak mantık bilgi doğrusuyla değil, mantık doğrusuyla ilgilenmektedir. İşte geldi mantık doğrusu. Kanıtlayan durumundaki önermelerin sonucu zorunlu kılması, akıl yürütmenin şekline uymasına ne deniyor? Mantık doğrusu.
İşte mantığın incelediği alan da burasıdır. İşte bütün yazarlar bilgilidir. Ömer Seyfettin bir yazardır. O halde Ömer Seyfettin nedir? Bilgilidir. Bu mantık doğrusudur. Akıl ilkelerimiz neydi? 4 taneydi. 3 tanesini Aristo koymuştu. Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı. 4. ilkemiz de yeter sebep ilkesiydi. Özdeşlik ilkesi neydi? Yani neydi özdeşlik? Mantığın en temel ilkesi olarak kabul edilmekteydi. Bir şey ne ise odur. Yani bir şey kendisinin aynısıdır. Bir akıl yürütmenin başında bir terime yüklenen anlam ne olacaktı? Akıl yürütmenin sonuna kadar asla değişmeyecekti. Hep aynı kalacaktı. Sembolik mantıkta bunun gösterilişi nasıldı? A virgül A'dır. A, A'dır. Ahmet Ahmet'tir, Mehmet Mehmet'tir. Çelişmezlik ilkesi bir şey aynı zamanda, aynı şartlarda hem kendisi hem de başka bir şey olamaz. Sembolik mantıkta bu nasıl gösteriyordu? A, A olmayan değildir şeklinde gösteriyor idik. Üçüncü halin imkansızlığı. İki çelişik ifade eden biri doğru ise ötekisi zorunlu olarak yanlıştır. İkisi arasında üçüncü bir hal yoktur. Tamam mı? Televizyon ya açıktır ya kapalıdır. Yani üçüncü bir hal düşünülemez. Her bir şey ya A ya da A olmayandır şeklinde sembolik mantığında bu da gösterilmektedir. Üçüncü halin imkansızlığı ilkesinin ortaya çıkardığı güçlükler hangi sonucu doğurmuştur diye bir soru gelirse çok değerli mantık sisteminin işte kurulmasını sağlamıştır diyeceğiz. Yeter sebep ilkesi neydi kıymetli arkadaşlar? Bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığı sebepsiz olarak iddia edilemez. Neden doğrudur, neden yanlıştır? Bu ortaya çıkarılır. Akıl yürütme yöntemleri kıymetli arkadaşlar. Tüme varıma endüksiyon diyoruz. Tüme varım kendi içerisinde ya tam tüme varımdır ya eksik tüme varımdır. Tam tüme varımda neydi? Bir bütünün tüm parçaları incelenerek sonuca ulaşmaydı. Bunun sonucu kesindi. Peki eksik tüme varım neydi? Bir bütünün bazı parçaları incelenerek sonuca varmaktı. Bunun sonucu ise kesin değildi. Tümden gelin bütünden parçaya doğru. Analoji de aralarındaki ilgiden dolayı akıl yürütme yöntemlerinden de. Akıl yürütme yöntemlerinden tüme varımı yani endüksiyonu açıklayıp bir örnek veriniz. Hemen yapalım. Özelden genele doğru yani parçadan bütüne doğru akıl yürüttüğümüz zaman buna ne diyoruz? Tüme varım, endüksiyon diyoruz. Ahmet dengeli beslenir ve sağlıklıdır. Aylin dengeli beslenir ve sağlıklıdır. O halde tüm dengeli beslenenler sağlıklıdır. Tamam mı? Bu şekilde ne yapıyor? Bak parçalardan bütüne varıyor. Akıl yürütme yöntemlerinden tümden gelimi yani dedüksiyonu açıklayıp bir örneklendirelim. Genelden özele doğru, bütünden parçaya doğru akıl yürütme yöntemine ne diyoruz? Tümden gelim. Tüm çalışan öğrenciler başarılı olur. Ali çalışan bir öğrencidir. O halde Ali de başarılı olacaktır. Bakın ne yaptık? Tüm çalışanlardan bütünden Ali'ye doğru indik. Buna ne diyormuşuz? Dedüksiyon yani tümden gelim. Akıl yürütme yöntemlerinden analojiyi açıklayıp bir örneklendirelim. Özelden özele ya da tekilden tekile ulaşma biçimine aralarındaki benzerlikten dolayı bir akıl yürüterek varırsak buna analoji diyoruz. Dünyada su var, canlılar yaşar. Mars'ta da su var, o halde Mars'ta da canlılar yaşar. Mantığın pratik yaşamdaki işlevi özellikle hangi biçimde ortaya çıkmaktaydı? Eleştirel düşünme ve akılcı tartışma biçiminde mantığın işlevi özellikle burada ortaya çıkıyor. Eleştirel düşünme nedir? Eleştirel düşünme, yanlıştan kaçınmayı amaçlayan düşünme biçimidir. Yapıcı eleştiride bulunan kişi, kendisinin veya başkalarının ileri sürdüğü önermeleri kabul etmeden önce ne yapar? Doğru olup olmadıklarını denetleyip yanlış olanları ne yapar? Kesinleştiği zaman reddeder. Doğru olduğunda kesinleşenleri ise kabul eder. Zaten tartışmadaki amaç doğruyu ya da yanlışı bulmaktır.
Mantık ile matematik ilişkisine ait 4 tane ortak özellik yazınız. Zaten Google'a bile mantık yazdığınız zaman direkt matematikteki önermeler çıkıyor değil mi? Her ikisi de düşünsel varlık alanına ait objelerle ilgileniyor. Yani düşünme alanı ile ilgili. İkisi de tümden gelim yöntemini kullanıyor. İkisi de diğer bilimler için yararlanması gereken bir modeldir. İkisi de formal bir bilimdir diyeceğiz. Varsayımlı tümden gelim yöntemi nedir? Varsayımlı genel önermelerden ve gözleme dayalı özel önermelerden sonuç çıkarır. Çıkan sorunlar gözlem ve deneylerle denetleniyor. Buluş mantığı yani retrodiksiyon neydi? Gözlemlerimizi gözlem dışı kalan nesne, süreç veya kavramlar tasarlayarak açıklamaya sağlayan bir çıkarımdır. Aksiyom neye denir? Doğruluğu açıkça belli olan önermelere aksiyom deniyor. Teorem ise aksiyomlardan türetilmiş ispat edilen sonuç önermesine teorem deniyor. Mantığın doğa bilimleriyle ilişkisi neydi kıymetli arkadaşlar? Hiçbir doğa bilimi mantık ilkelerini temel almadan ve ona dayanmadan doğru bilgilere asla ulaşamaz. Bu nedenle bilimler mantığı ne olarak kullanıyor? Bir araç olarak kullanırlar. Peki felsefenin mantığa yaklaşımı nasıldır? Felsefe mantığı inceleme ve sorgulama konusu yaparken yine aynı mantığın ilke ve düşünme formlarını kullanmakta. Kavram ve terim neydi? Nesnelerin zihnimizdeki tasarımına kavram diyoruz. Bunun dil ile ifade edilmesine de terim diyoruz. Zaten mantıkta ne vardı? Dil ile söylenenler mantığın kapsamına giriyor. Soyutlama. Kıymetli arkadaşlar, örnek vererek açıklayalım. Nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri nesneden ayırarak düşünebilmeye soyutlama deniliyor. Mesela birçok özelliği olan elmanın kırmızı rengini diğer özelliklerden ayrı olarak düşünülmesi nedir? İşte soyutlamadır. Genelleme nedir? Bir örnekle açıklayalım. Birbirine benzeyen varlıkları ortak özelliklerle düşünmek genellemedir. Mesela pek çok ortak özelliğinden yola çıkarak meyve kavramına ulaşıyorsunuz. İşte burada genellemedir. Şimdi kavramlarda nelik, gerçeklik ve kimlik diye özellikler var. Bunları kısa kısa açıklayalım. Nelik bir genel bir kavramı yalnız zihindeki tasarımıdır. Nelik. Zihnimizdeki tasarım. Peki gerçeklik nedir? Bir kavramın dış dünyadaki karşılığıdır. Kimlikse kıymetli arkadaşlar, gerçekliği olan bir kavramın belirli bir nesnede somutlaşmasına kimlik diyoruz. Peki kavramlarda içlem nedir? Bir örnekle açıklarsak, içlem bir kavramın içine aldığı varlıkların ortak özelliklerinin tamamına deniyor. Örneğin çiçek kavramının içlemini kokulu, renkli, yapraklı olması gibi özellikler oluşturuyor ki işte biz ona çiçek diyoruz. İçlemden sonra şimdi kaplama geçelim. Kaplam bir kavramın içine aldığı varlıkların tümüdür kıymetli arkadaşlar. Çiçek kavramı mesela lale, gül, menekşe, karanfil gibi ne yapıyor? Bütününü kapsıyor. İçlem ile kaplam arasında o zaman nasıl bir ilişki var? İçlem ile kaplam arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Yani kaplam arttıkça içlem azalıyor. İçlem arttıkça ise kaplam azalıyor. Yani aralarındaki ilişki terstir. Bir kavramın karşıtı ile olumsuzu aynı mıdır? Bir örnekle açıklayınız gelirse böyle bir soru. Kıymetli arkadaşlar, bir kavramın karşıtı ile olumsuzu asla aynı değildir. Mesela kavram olarak kötüyü düşünelim. Bunun kötünün olumsuzu nedir? Kötü olmayandır. Peki kötünün karşıtı nedir? İyidir. Demek ki karşıtı ile olumsuz aynı değildir. Kötü kavramının olumsuz olan kötü olmayan kavramı iyi kavramıyla asla aynı değildir. Çünkü kötü olmayan biri iyi de ne yapmayabilir? Olmayabilir. Mantıktaki önemli ilkelerden, terimlerden tümel, tikel ve tekil kavramını açıklayalım. Bir kavram bir varlık grubunun hepsine hitap ediyorsa tümeldir. Bir kısmına hitap ediyorsa tikeldir. Yalnızca birine hitap ediyorsa bu sefer de tekildir. Hani Türkçe'de işliyoruz ya tekil şahıs diye. Mesela bütün insanlar dediğimiz zaman tümeldir.
Bazı insanlar dediğimiz zaman tikeldir. Ayşe dediğimiz zaman da tekil. Bir örnek daha verelim. Bütün hayvanlar tümel. Bazı hayvanlar tikel, at tekil. Tamam. Peki genel kavramı nedir? Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini dile getiren kavramlar da genel kavram deniyor. Mesela insan, insanlığı, gezegen, gezegenleri, omurgalı, omurgalıları ne yapıyor? Temsil ediyor. Şimdi de somut ve soyutu açıklayarak bir örnek verelim. Somut bir nesneye işaret eden kavramdır. Mesela gördüğümüz, dokunduğumuz, tamam mı? Tutabildiğimiz, kaldırabildiğimiz, yok edebildiğimiz şeyler somuttur. Masa, kalem, bilgisayar gibi. Soyutsa varoluş tarzını ve varoluşu bir başka şeye bağlı olan nitelikleri ifade eden kavramlara soyut kavramlar denir. İşte insanlık ölmüş deriz, değil mi? Beyazlık ne kadar da kirlenmiş, iyilik güzel bir şeydir dediğimiz zaman bunlar nedir? Soyut kavramlardır. Burada bir de kolektif kavramı var. Hemen ona değinelim. Bireyler grubunu ifade edip de grupta gerçekleşen kavrama kolektif denir. Mesela bir aile nedir? Kolektif bir kurumdur. Ordu, meclis, takım gibi. Bunların hepsi kolektife örnektir. Distribütif kavramı neydi? Bireyler grubunu ifade edip de bireyde gerçekleşen kavrama distribütif denir. Mesela öğrenci, asker, milletvekili, futbolcu gibi. Olumlu kavram ve olumsuz kavramları açıklayalım. Bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterdiği nesnede bulunuyorsa o kavram olumludur. Mesela erdemli, çalışkan, bilgili, dürüst dediğimiz zaman nedir? Olumlu kavramlar. Olumsuz kavramsa bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterdiği nesnede bulunmuyorsa o kavram da olumsuz. İşte erdemsiz, güçsüz, akılsız, çalışkan olmayan, tembel gibi ifadeler nedir? Olumsuz kavramlardır. Evet sevgili arkadaşlar, mantık dersimizin daha önce birinci ünitesinin konu anlatımını yapmıştık. Onu ikinci sınıflar oynatma listemizden bulabilirsiniz. Bu dersimizde de mantık dersimizin birinci ünitesiyle ilgili kısa kısa sorular hazırlayıp sizlerin istifadesine sunduk. Kanalımızda sözel derslerimize ait, dini derslerimize ait tüm içerikleri bulabilirsiniz. Hepinizi derslerinizde Allah'a emanet ediyorum ve başarılar diliyorum.